Hadi bakalım. Hiç heyecanlanma. Dikkatli düşün. Zamanını iyi kullan. İyi hazırlandın, kendine güven. Hepsini biliyorsun. Başarılar. Aa, ben şu suyu vereyim, sınav kağıdına dökülür falan. Dökülmez. Susarsan daha kötü olur, dışarı çıkamazsın. Dursun yanında, kapağını açar içer, tekrar sıkıca kapatırsın. Al yanına, evet. Telefonum sende kalsın Beşir. Tamam. Kutuları taşırma. Dua edin. Hadi kızım, sana güveniyoruz. Onun iki benden iyi geçecek, merak etme. Evet, ben de çok eminim. Yani seninkinden iyi olduğuna değil canım. Sınavının iyi geçeceğine eminim. Şansın açık olsun. Hadi gidip bir yerlerde oturalım. Hadi Beşir. Ben bekleyeyim. Bahçede bekletmiyorlar. Dışarıda dururum. Peki. Topu da bu 3 saat zaten. Sıkılırsan gel yanımıza. Tamam. Hadi. Efendim Sevil. Neredesin? Bak hazırlanıyorum, sakın sık boğaz etme. Daha sabahın körü. Hayır hayır, onun için aramadım. Nilgün aradı. Akşam mutlaka bekliyor. Firdevs'i de ikna et dedi. Beni de aradı ama canım istemiyor. Sezgin de gelecekmiş ama. Bana ne Sezgin'den? Özellikle niye söylüyorsun? İstanbul'a döndüğünden beri her davette seni soruyormuş. Nilgün onu bu akşam gelmeye... Tamam. Mutlaka Firdevs'i de getireceğim diye ikna etmiş. Aa, deli mi ne? Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. Nazlanma işte, defileden sonra gideriz. Dur bakalım, düşünürüz. Ama Firdevs. Düşünürüz dedim. Bırak da hazırlanayım, hadi. Tamam, geç kalma. Hı hı. Buyurun efendim. Sevmedim. Üstümü değiştireceğim. Aç şu dolabı. Efendim. Ben arabayı bıraktım bir yere. Sen de arabayla gelme. Tamam. Tüli biliyorsun. Biliyorum. Başka çaremiz yok. Ben de memnun değilim ama. Tamam tamam. Dikkat çekme. İyi tamam. Odaya girince ararım ben seni, söylerim numarayı. Tamam. Seni seviyorum. Ben de. Adnan Bey, ben evi tuttum. Öyle mi? Yalıya çok yakın. Hoş bir daire. Hayırlısı olsun. Sonunda dediğinizi yaptınız. Ya pardon, kimin için bu ev? Ben anlamadım. Deniz Hanım için.
Aa, nasıl yani? Artık bir eviniz daha oluyor Bülent. Taşınıyorum demeyin. Ama her gün beraber olacağız yine. Sadece akşamları evimde olacağım. Ya. Onun kararına saygı göstermemiz lazım Bülent'ciğim. Hiç de gösteremiyorum, kusura bakmayın. Niye böyle bir şey yaptınız Matmazel? Hiç olur mu öyle şey? Zaten bir eviniz var. Teşekkür ederim. Ama inan ki çok hoş olacak. Siz geleceksiniz. Ha. Arada bir bende de kalırsınız belki. Ablam biliyor mu peki? Henüz değil. Duyduğunda hiç hoşlanmayacak. Kesin kıyamet kopacak, kesin. Sınav başlamıştır. Değerli arkadaşlar, soru kitapçıklarında lütfen kitapçık türünü doğru işaretleyin. Kitapçık türü çok önemli. Bir de kitapçık üzerindeki boşlukları lütfen dolduralım. İsim, soy isim, kimlik numaranız, bir de sınav salon numarası. Baba! Ne? Kız yüreğime indirecektin, ne oldu? Koş koş! Rıza Kaptan Nesrin abla istemeye geldi. Ne? Vallahi seninle konuşmak istiyor. Allah aşkına gel, gırgır var. Bak şimdi. Bari şurada oturun. Olmuyor böyle ayakta. Yok, önce Süleyman Efendi gelsin. O buyur etsin, ayıp olur. O zaman önce arayacaktın. Yani esas böyle habersiz gelmek ayıp. Budan durma beni daha. Ya bir gün daha beklemek istemeyeyim. Bu gece parim rahat uyuyayım. Gözün aydın, geliyorlar. Firdevs Hanım da sizi soruyordu. Bihter? Aa, bu ne rüküşlük böyle? Rahatım işte, boş ver. Pazara falan gideceğim. Hayırdır inşallah? Canım pazar gezmek istedi. Söyle, ne diyecektin? Sen de defileye gel diyecektim. Ama hiç niyetin yok anladığım kadarıyla. Evet. Hadi bay bay. Ya bu ne acele? Dur bir dakika. Bak bana nasıl olmuşum. Çok hoşsun. Hadi bay bay. Münasebetsizlik etti Temel. Çözünüzü seveyim, deyim, diyeceğim bir an önce. Aa, Bihter Hanım. Yenge selamlar. Merhaba, iyi günler. Hayırlı bir iş için gelmiştim ben daha. Taksi mi istiyorsunuz, çağıralım. Gerek yok. Onun da acelesi var. Thank you.